Merhaba arkadaşlar, yeni Peugeot 3008'in statik lansmanı için Fransa'dayız. 3008 Türkiye'de çok sattığı için bizim için önemli bir model. Şu anda arkamda kamuflajlı modelleri görüyorsunuz fakat tabii ki biz aslını da göreceğiz. Çok merak ediyorum açıkçası. Sizlere de tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım fakat bugün otomobili kullanmayacağız. Bugün ilk etapta elektrikli modelleri anlatacaklar fakat içten yanmalı versiyonlar da var. Onlardan da bahsetmeye çalışacağım. İnanın sizin kadar ben de merak ediyorum. Yeni 3008'i hep beraber tanımaya başlayalım. Evet, o zaman lafı fazla uzatmadan otomobilin kamuflajsız halini görelim. İlk bakışta tasarımın çok şık olduğunu söyleyebilirim ama bu tabii ki benim görüşüm. Eskisinden daha kompakt görünüyor ama bu bir göz yanılgısı çünkü boyutlara baktığımızda aslında büyüdüğünü görüyoruz. Rüzgar direnç katsayısı 0.28 CD olan yeni Peugeot 3008'in uzunluğu 4542 mm. Genişlik değerine baktığımız zaman 1895 mm'yi görüyoruz. Yükseklik ise 1641 mm. Aks aralığı 6 cm artışla 2739 mm'ye ulaşmış. Tabi bu da iç mekan genişliği için önemli bir gelişme. İkonik 3 pençeli ışık imzası korunmuş. Tabii ki farların ve ızgaranın tasarımı tamamen değişmiş durumda. Yeni ön ızgaraya baktığımızda elektrik genlerini hissedebiliyorsunuz. Farlar fazlasıyla kompakt bir yapıda. Bu farlar ızgaranın üzerinde yer alan ve ön kısmın tamamını saran ince, zarif bir şeritle tamamlanıyor. Model logosu da bu şeridin üstünde yer alıyor. Tüm versiyonlarda full LED farlar sunuluyor. GT donanım paketine sahip modeller ise standart olarak far hüzmesini trafik koşullarına göre otomatik olarak ayarlayan piksel LED teknolojisiyle yollara çıkacak. Yeni Peugeot 3008'in arkasına baktığımızda ise tıpkı 408 gibi fastback tarzında olduğunu görüyoruz. Havada süzülüyor gibi görünen dev bir spoiler de tasarımı tamamlıyor. Yeni 3008'in arka tasarımı GT versiyonlarında 3D olmak üzere 3 pençeli ışık imzasıyla dinamik bir tasarıma sahip. Bagaja baktığımızda ise 520 litrelik bir alan görüyoruz. Fakat çift elektrik motorlu versiyonlarda bagaj hacmi 470 litreye kadar düşüyor. Yeni 3008'in ilginç detaylarından biri de yan cam fitillerinin kapılara gizlenmiş olması. Böylece gözünüzü rahatsız edecek detaylar azaltılmış. Peugeot ayrıca gövde üzerindeki dekoratif parçaların sayısını da azaltmış. Örneğin artık eski modelde olduğu gibi krom detaylar bulunmuyor. Fransız marka yeni 3008'de hem modern görünümlü hem de aerodinamik performansa katkı sağlayan jantlar kullanmış. Bu jantlar 19 ya da 20 inç ebadında sunuluyor. 19 inçlik jantlarda 235-55R19, 20 inçlik jantlarda ise 235-50R20 ebadında lastikler kullanılıyor. Yeni Peugeot 3008'in tamponlarında meteor grisi, ayna kapaklarında ve alt kemer altında orbital siyah kullanılmış. Otomobilin gövdesinde ise 6 renk seçeneği sunulacak. Elektrikli GT versiyonlarında ise ön ve arka tamponların alt kısımları, çamurluk kemerleri ve kapa eşik koruyucularında parlak siyah uygulanıyor. Yeni Peugeot 3008'in kabinine geçtiğimizde ise ilk olarak 21 inçlik kavisli panoramik ekran dikkat çekiyor. Hem gösterge hem de multimedya sistemi tek bir ekran gibi algılanıyor. Allure versiyonlarında 2 adet 10 inçlik dijital ekran bulunuyor ama GT versiyonlarında standart olan 21 inçlik panelle aynı etkiyi yaratıyor. Otomobilde 8 farklı renk seçeneği bulunan LED ambiyans aydınlatması da bulunuyor. Bu aydınlatma ön konsol boyunca uzanıyor ve kapılara doğru devam ediyor. 3008'in kabininde alüminyum ve desenli kumaşın bolca kullanıldığını görüyoruz. Kalite algısı gerçekten üst seviyeye ulaşmış. Ön konsolun ortasında kişiselleştirme olanağına sahip dokunmatik eye toggle'ı yer verilmiş. Kullanıcı bu panelde en sık kullandığı 10 işlevi hızlı erişim için programlayabiliyor. Orta konsol geniş ve ferah bir alan sağlamak ve depolama için yeniden düzenlenmiş. Vites seçicinin ön konsola taşınması da bu çalışmanın bir ürünü. Direksiyon simidi diğer Peugeot modellerine benzese de üzerindeki kontroller yenilenmiş. Sürücünün parmaklarını otomatik olarak algılayan kontroller yanlış komutları önlemek adına sadece sürücü onlara bastığında etkinleşiyor. Bu direksiyon simidi GT donanım paketinde ısıtma özelliğine de sahip. Kompakt direksiyon simidinin arkasında 2 yeni kumanda kolu yer alıyor ve elektrikli modellerde rejeneratif fren işlevi için kullanılıyor. Yeni 3008'in Allure donanım seviyesinde deri efektiyle kumaş, GT'de deri efektiyle Alcantara kombinasyonundan oluşan ön koltuklar yer alıyor. Ön koltuklar Alman Doktor ve Terapistler Derneği tarafından verilen AGR sertifikasına da sahip. GT versiyonunda havalandırma ile masaj ve arkada ısıtma özelliği de sunuluyor. Ses sistemine geldiğimizde ise yine Fransız Focal ile ortak çalışıldığını görüyoruz. Yeni 3008'in yolcu kabini toplam hacmi yaklaşık 34 litre olan 17 farklı saklama alanı sunuyor. Orta konsolda kolayca erişilebilen kablosuz telefon şarjı, orta kol dayamanın altındaki soğutmalı alan, tavan konsolunda gözlük tutucusu, bardak tutucular ve torpido gözü bunlardan bazıları. Dış tasarım ve kabinden bahsettiğimize göre artık teknik altyapıya geçebiliriz. Bu otomobilde tamamen yeni STLA Medium platformu kullanılıyor. Torsiyon sisteminden hoşlanmayanlara iyi bir haberimiz var. Artık 3008'in arka süspansiyonu tamamen bağımsız çok kollu bir sisteme sahip. Yeni Peugeot 3008'in ülkemize 2024'ün ikinci yarısında gelmesi planlanıyor ama daha erken gelmesi için de çalışmalar devam ediyor. İlk etapta 210 beygirlik elektrikli ve 136 beygirlik 1.2 litre yarı hibrit versiyonlarla Türkiye'de olacak. Otomobilin elektrikli motor seçenekleri aslında 3 tane. İlki ülkemize de gelecek olan 210 beygirlik versiyon. İki tekerlekten çekişli bu modelin 525 kilometrelik iddialı bir menzili bulunuyor. 170 km/saat maksimum hıza ulaşan bu modelin 0-100 km/saat hızlanması 8.7 saniye sürüyor. Batarya kapasitesine baktığımız zaman 73 kWh olduğunu görüyoruz. Türkiye'de satılacak olan E3008'in ortalama enerji tüketimi ise 100 km'de 13.9 kWh. Şimdilik şarj süreleri verilmiyor ama otomobil 22 kW AC ve 160 kW DC şarjı destekliyor. 230 beygirlik versiyonda yine iki tekerlekten çekişli ama menzili uzatılmış ve 700 km'ye kadar ulaşabiliyor. Bunun da nedeni bataryasının 98 kWh'lik bir kapasiteye sahip olması. En güçlü elektrikli Peugeot 3008 2 adet elektrik motoruna sahip ve 4 tekerlekten çekişli. Bu modelin menzili 525 km olarak veriliyor. Performans verilerine baktığımız zaman maksimum hızın 180 km/saat ve 0-100 km/saat hızlanmanın 6.4 saniye olduğunu görüyoruz. Bize ön gösterimde sadece elektrikli versiyonları tanıttılar. O yüzden 136 beygirlik yarı hibrit motor ya da diğer içten yanmalı ünitelerle ilgili bir bilgimiz yok ama dizel motor olmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Yeni 3008'i henüz kullanmadık. Soşo'da katıldığımız lansman otomobilin statik tanıtımıydı. Bu nedenle otomobilin sürüşüyle ilgili daha fazla bilgi vermem mümkün değil. İlk izlenimim eski 3008'de olduğu gibi yeni modelde de başarılı satış rakamları yakalanacağı yönünde. Otomobil her yönüyle çok iddialı bir hale bürünmüş. Bir başka iyi haber de Peugeot 5008'in de yeni versiyonunun gün sayıyor oluşu. Yeni Peugeot 3008 ile ilgili ilk bilgiler bunlar. Daha detaylı bilgiler ve sürüş izlenimi ilerleyen dönemde kanalımızda yer alacak. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.